Evet arkadaşlar, bugün sizlere tenekede tavuk yemeği tarifi vereceğiz. Öncelikle tenekede tavuk yapabilmek için bir tenekeye ihtiyacınız var. Ya da bizim gibi hazır yapılmış bu şekilde bir teneke olabilir. Yine bu şekilde yapılmış bir aparata ihtiyacınız var. Bunu tenekenin içerisine yerleştiriyoruz. Tavuğumuzu biz daha öncesinde sosladık, tuzunu attık, hazır hale getirdik. Gördüğünüz gibi tenekenin içerisindeki düzeneği şu şekilde dik olacak şekilde tavuğumuzu yerleştiriyoruz. Evet, bu şekilde üstünden geçiriyoruz. Yukarıda bir miktar boşluk kalırsa iyi olur. Tenekemizin içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Yere tam düz olarak gelmesine özen gösteriyoruz. Evet, püf noktalardan biri. Bu şekilde tek başına yaparsanız tavuğumuz kuru olacaktır. Onun için kuyruk yağını üzerine saplıyoruz. Şöyle. Kuyruk yağını yemeyeceğiz. Sadece kuru olmasını önleyeceğiz. Kuyruk yağını kullanarak. Daha sonra üzerine buna uygun yapılmış kapağımız var. Kapağını kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tavuğumuzu pişmeye hazır hale getirdik. Bundan sonraki aşamada etrafını odunlarla çevireceğiz ve etrafına bir ateş yakacağız. Evet, bu şekilde odunlarla, ozalaklarla etrafını çevirdik. Birazdan ateşe vereceğiz. Evet, şimdi alevi verdik. Etrafı yavaş yavaş kendi haline yanmaya başlayacak. Biz de ateş azaldıkça etrafına odun atacağız. Evet, çam ağacımızda hozalak bol. Yere düşen hozalaklardan alıp ateşin daha da alevli olmasını sağlayabiliyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi iyice alevler sardı. Tenekemizin içi de iyice buharla kapladı.
odunlarımızı yavaş yavaş aşağı doğru indiriyoruz. Evet, üstünü açıp bir bakalım kıvamına gelmiş mi? Güzel görünüyor. Pişmiş gibi de görünüyor. Yaklaşık yarım saat pişirdik. Evet, piştiği yeterli gibi duruyor. Evet, alevleri yavaş yavaş tenekenin etrafından uzaklaştırıyoruz. Bundan daha fazla pişerse yanacaktır. Ayağını çok iyi yapmak lazım. Evet, kalan ateşimizi de artık suyla söndüreceğiz. Evet, etrafındaki ateş yeterince soğudu. Şimdi üzerindeki kuyruk yağını şöyle alıp bunu atıyoruz. Söylediğim gibi bunu yemeyecektik. Şimdi tavuğumuzu alıyoruz. Artık pişti. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. Genişçe bir kap alıp içerisine yerleştiriyoruz. Yine dibine kuyruk yağı düşmüş. Onu da oradan alıp atıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün tenekede tavuk yaptık. Gördüğünüz gibi leziz oldu. Yumuşacık. Zaten bıçağa dokunur dokunmaz da dağılıyor. Herkese tavsiye ederiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bu ve buna benzer videolar için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.